Yok, şu zincirler var kan. Vallahi nazar boncuk, nazar değil misin hayvanlara? Tamam, değil Allah razı olsun. Canım, basit Allah, vallahi sevdim. Tabii. İnan ki sev, o da beni sevdi sanki. Bak. Gel. Yok, pek hoşlanmadı. Ben yok, hiç. Korktum. Sinirlendi. Bas geri. Çayır çimen geziyoruz bu hafta yine ama yorulduk. Hep kendin ye zaten, hep kendin ye. Hayret bir şey, hep kendin ye. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım valla. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Ne pişiriyorsun? Kıpkırmızı olmuşsun sen ya. Valla çok yandım. Valla o yemeklerden fazla sen kızarmışsın. Valla ben size de ısmarlayayım ya. Allah, iyi yere kapak attık bugün. Tamamdır. Ne vereceksin bize? Köfte vereceğim ekmek arası. Köfte mi vereceksin? Evet. İyi hadi ver bakalım. Acıktık biz bugün dolanırken. Ama benim ellerim falan battı. Mangal böyle ya zaten. Ay koy bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi beni televizyondan mı çıkaracaksın? Ay valla köfteyi verirsen düşünürüz. Köfteyi verirsen düşünürüz. Ay. Tamam çok koyma, tamam yeter. Ne? Kim yiyecek onu? Al buyurun. Evet, bugünkü nevaremizi de bulduk. Biz yine aç kalmadık. Bakalım. Allah sen bu işi iyi biliyorsun he. Vallahi fanar yiyecek misin sen de? Yesin. İnan ki biz oturduk. Nereden geliyorsunuz? Bartın. Sen de bu ekiptensin? Evet. Biz Gürgen Camili'yiz. Gürgen Camili. Evet, Bartın'ın köyü. Benim senin gözüm bir an ısırıyor sanki ya. Sen Bartın pazarına geliyor musun? Hayır. 40'ta 1 ya, gelmiyorum yani. 40'ta 1. Ulus pazarına iniyoruz biz, Ulus. Öyle mi? Evet. Ulus pazarına mı gördün evet. Acaba? Buyurun. Size de fanar yiyecek misin sen? Yesin. İyi hadi sen de ye. Acıktık bugün. Dua ettiniz mi? Evet aynen, biz beleş bulunca yiyoruz. Aynen öyle, beleş bulduk yiyoruz biz. Afiyet olsun. Kulaklarım sivridir. Vallahi yeriz. Çağırma bak, masrafa girersin. Ne var? Kuru sırp mı? Kuru yufkayla mı kandıracaksın bize? Burada et var, gelmem. Vallahi. Biz aldık gidiyoruz. Gel bakalım ne var? Daha ne bulacağız? Ben birazdan gelirim. Gelirim yine ben. Bu ne diyor bu? Bu ne diyor? Buldum beleş diyor. Yiyeceksin tabii. Yemek buldum ye. Dayak buldum mu kaç. Hoş geldin. Ne var Önder'cim? Çok şükür. Altınları da takmıştın. Altınları her zaman aynı takım. Öyle mi? Zenginim diyorsun. Çok şükür. Nereden geliyorsun? Pınarbaşı'ndan. Pınarbaşı. Sen şey biliyor musun? Pınarbaşı burma yar aman. Bilmiyor musun? Ben türküyü inenişim oldum. Valla mı? Hani, kim de bilmiyor bu türküyü? Hani dişlerimde yok hani hiçbir şey. Dua ettin mi? Çok. Değil mi? Allah kabul etsin. Amin cümlemiz. Burada mı oturuyorsunuz siz? Pınarbaşı'nda. Pınarbaşı'nda oturuyorum. Hı hı. Evlatlar İstanbul'dan geldi. Öyle mi? O abi de mi İstanbul'dan geldi? O damat, bu kızım. Öyle mi? Damat. Damat! Pek mi cimri duruyorsun? Cimri durmaz. Dur. Valla sen kayınvalideye bakacaksın ama kendine bak önce be. Diyor ki beleş buldun mu? Valla çok taktım ben buna. Beleş buldun mu? Ye diyor. Yiyeceksin tabii. Tencere açsana. Buyurun. Niye açayım? Al işte sen kendim aç. Alayım. Sen aç. Ben açayım da buyurun. Ne var bakalım? Oh! Buyurun ne valiyiz buraya? Ya bak o adama seninkine et koymuşlar, o garibime kuru ekmek o vermişler. O da soğan koyduk. Ona da buradan bir şey. Soğan koyduk biz. Öyle yapıyor. Sen kanat pişiriyorsun. Kanat pişiriyoruz. Damat olmak kolay mı? Kolay, bunlar hemen tavlanıyor ya. Tamam vay. Teyze duydun mu? Kolay bunlar, tavlanıyor diyor. Bu laftan sonra ben pek zannetmiyorum tavlansınlar. Evet tavlanır onlar ya, bana dayanamazlar. Valla sen nelisin abi? Biz aynıyız. Aynı Pınarbaşı. Kastamonu, Pınarbaşı, amcam olur. Öyle mi? Aslında halam olur o arada. Bir dakika, halanın kızını mı aldın? He, yabancıya gitmesin diye böyle sağ sola vermeyiz kızı. Öyle mi? Hemen biz alırız. Hı. Bizde kalır. Vay, iyiymiş o. Şeyde mal mülk de fazla ya. Dağılmasın. Bölünmesin. Çok. Ya hakikaten bu çok çakal ya. Abi sen ne yaptın ya?
bir şey. Hemen diyor ki, hemen diyor ki altınlara bak diyor. Hemen kızı da almışım zaten. Herhalde. Ay vallahi iyi, ya, iyi ki gelmişim ben. Sen iyi laf atmışsın bana. Ben atarım. Çok pis takarım. Tamam. Çok fena takır. Nasıl? Arabada ne var? Arabadakini gör. Ondan sonra o karar ver. Bebek mi var? Evet. Nerede? Nerede? Bakalım bakalım. Anam yiyeceğim. Gel gel bak. Maşallah sana. Kaç aylık? 6 aylık. Vallahi. Adı ne? Başak Yağmur. Başak Yağmur. Evet. Maşallah sana ya. Yemek mi vereceksin şimdi ona? Evet. Kendin yedin, onu da doyur hadi. Yok, önce onu doyurdum. Öyle mi? Hı hı. Biraz daha vereyim. Piknik havası açtı. Kaç tane açtı onu. Hava güzel, temiz, uyuyakaldı değil mi? Aynen öyle. Valla çocukları bu havada çıkarmak gerekiyor. Sabah 9'da uyandı. Normal aha. Yani. Doğru, adrenaliz yapacağım diyor da uyandı değil mi? Ya, ya gündüz pek uyumuyor, gece güzel uyuyor. Köye gelelim ama. Dönüşte ne olur bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim, köy havası çocukları yarıyor. Evet. Buraya ilaç, çantaya ilaç doldurup geldim. Hı. Yani en ufak hiçbirisini kullanmadım. İstanbul'a dönüşte ne yaparım artık bilmiyorum. Ay sen buradan hava doldur götür bence. Evet. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Uyanıyor size de kolay efendim. Gelsin. Evet. Hem otel, Mahmut hem zenginlerin ölçü kaydısı. Ya sen ne yedin? Mal varsın lan. Mümkün mü? Ne yaptın? Kim o? Soracağım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bereketli olsun. Sağ ol canım benim. Ay burada da çayımızı içeriz. Valla bugün iyi yere şey yaptık biz. Kayınvaliden sevmeyecek herhalde. Yemek bitti. Şimdi çayı. Ama oğlu sevsin ya. Boşver. Dur. Ama yok bence ailesi de sevsin. Aile evet. Doğru çok önemli. Aynen öyle. Doğru. Ne yaptınız? Nereden geliyorsunuz? Ben Horma'dan geliyoruz biz. Pınarbaşı. Pınarbaşı evet, Horma'dan. Pınarbaşı'nız. Evet. Piknik yaptınız? Plakam yaptım 37. Işte. Nasıl? Plakamız 37. 37. Bizimki de 74. İki katı ne olacak? Evet. Siz şey vereceksiniz, ceza vereceksiniz. Fazla sizin şeyiniz. Çay ya bizim köylümüz. O öyle diyor ya, şarkı söylüyor. He, onu doğru doğru. Plakamız. Betim Çay. Neyim, onu demek istedim. Benim hanımın mahallesinden. Öyle mi? Tabii. Köylümüz, Betim Bey'e selam olsun o zaman. Ederim. Kayınbederim. Ne güzel, ailece gelmişsiniz burada, piknik ailece yapıyorsunuz. Evet. Hıdır eliniz kutladınız. Ben güzel oldu. Güzel oldu. Allah seni de nasip etsin. Amin. İnşallah. Dileğimiz kabul değilse onu Allah kabul etsin. İnşallah, inşallah. Sağlığınız, hayırlısıyla. Sağlığınız, sağlığınız. Çözülmedi, buzluktaydı. Valla biz iş yaparken hiç böyle aklımıza gelmiyor. Böyle bulursak, aç kalmıyoruz, kalmıyoruz. Aç kalmıyoruz. Sağ olsun böyle Türk toplumu malum misafirperver. O yüzden herkes bir şey ikram ediyor. Ne dua ettin? Ne dua ettin? Evlatlarıma dua ettim. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Oh, bela kaza vermesin hepimize. Amin, hepimize. Amin, cümlemize. Dileklerimiz neyse o olsun. İnşallah. Amin canım diyoruz benim. Efendim. Size ben tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Allah dualarınızı komple hepsini kabul etsin. Sağ olun. İlyas Aleyhisselam sizlere de uğrar. İnşallah. Herkes uğrasın. İnşallah herkes uğrasın. İşlerinde kolaylık versin. Amin. Allah sağlık saat verdikten sonra. Bahar hayırlar getirsin. Bahar ayı. Aynen. Tamam. İnşallah. Döner dönüyor, dünya dönüyor, genel sloganımız. Nasıl, nasıl anlamadım. Önce hizmet. Döner, söyle. Döner dönüyor, dünya dönüyor. Dünya döner tabii, o zaman döner de döner. Burası Merkezet Lokantası, değerli patronumuz Bayram Sarımeşe'de aramızdalar efendim. Vay 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 vay, neler oluyor burada ya? Vallahi pek bir çığırtkan çıktı sizin gibi. Kolay gelsin usta. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler de Abatiyeli olarak Ali Dan İşmet Türbesi'ne hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Abatiyeli'yi ben sürekli izliyorum. Öyle mi? Ne güzel. Evet. Özellikle Cemal Akın Bey'i çok iyi tanırım, Bartın Belediye Başkanı'nı. Hizmetlerinden dolayı gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Cemal Bey'e selam olsun o zaman buradan. Cemal Bey'e selam olsun. Biz de Pınarbaşı, Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde lokantacıyız. Baba mesleğimiz 50 yıllık bu iş yapıyoruz. Oh maşallah. Bayağı eskiyiz.
Buradaki halktan belli zaten. Tabii yani türbeye de her yıl geliyoruz. Burada yaklaşık 50-100 kilo et döner takıyoruz. 50 kilo tavuk döner, 150 kilo döner tüketiyoruz. Maşallah. Evet, ciddi bir şekilde hizmet veriyoruz. Vallahi ne güzel usta. Evet. Bayağı iştah açıcı. Koca koca dönerleri götürüyor millet. Evet, evet. Biz de yedik. Döneri güzel yaparsanız, damak tadınız güzel olursa. Gerçekten bizim buradaki hayvancılık organik. Yani beslendiği için çok lezzetli. Bartın Ulus tarafından gelen insanlar olsun, Efsane, Karabük, Kastamonu, üçgende olan bir yer burası. İnsanlar geldiğinde döner bizi tadını muhakkak tatmadan gitmiyorlar yani. Peki bunu akşamdan nasıl yapıyorsunuz hazırlamasını dönerin? Döneri sabahtan geliyoruz, hazırlıyoruz. Akşamdan normal dönerimizi hazırlıyoruz. Bekletiniz sabahtan... şey var mı? Terbiyesi var. Terbiyesi. Daha önce terbiyesi yapıyoruz tabii döneri. Akşamdan hazırlıyoruz. Sabah gelip burada ustalarımız takıyor ve hizmete, servise sunuyoruz. Ondan sonra döndüre döndüre dünya döner, döner de döner. Döner dönüyor, dünya dönüyor. Evet. Ne güzel, evet, maşallah. Evet. Bol bereketli kazançlar diliyoruz çok biz size. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık diyorum. Dua ettiniz mi harcı bugün? Tabii ki, türbeye çıktık. Çıktınız mı? Duamızı yaptık. Allah kabul etsin. Sağ olun, çok hayırlı kazançlar tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kastamonu, Pınarbaşı, Miroğur Köyü Muhtarı Şenol Kurt. Oh, ayrıca da... İş neydi? Makinesi operatörü, Pınarbaşı'nın 30 muhtarlığına hizmet vermekteyim. Oh, maşallah maşallah. Bugün Adrelles. Dua ettiniz mi? Dua ettik tabii. Türbeyi biz gördük. Biz de dua ettik. Allah kabul etsin. Türbeyle ilgili bize bilgiler verebilecek misiniz böyle genel hattıyla ilgili? Ya genel olarak her sene Mayıs'ın 6'sında Hidreller Şenlikleri. Bu da eskiden beri atalarımızdan gelip gidiyor. Daha önceden burada bizim dedelerimiz kurban keserlermiş. Ama şimdi o kalktı artık. Neticede o zaman tabii bu kadar kalabalık değildi. Burada mümkün değil bu kadar kişilere. Lokantalar yaşıyor. Çok kalabalık. Ha, çok kalabalık. Artı Hidrellez günü bizim burada öküz falan koşmazlar. Eskiden koşmazlardı. Neden? Hidrellez çarpıyormuş. Hidrellez bir ara çarpışınca hemen öküz ölüyor diyorlar. Tabii. Bunu da ilk defa duyduk böyle bir şeyi. Başka? Başka da işte daha önceden işte burayı tarihi eserciler kazdılar burayı. Şeyi aramak için, evet, aramak evet, için. Evet, evet, evet. Mezarlarımızı tahrip ettiler. Benim dönemimden önceki arkadaşımdan sonra biraz bakımsızdı türbe. Döneme geldik biz işte. Türbenin bakımını falan yaptık. Lambiri yaptık. Altını döşedik. Çatılarını falan yaptık. Şimdi rahat bir şekilde evimizde uyuyoruz biz. Tabii ki de. Burada bir sürü ziyaretçilerine açık tabii ki türbe burada. Evet. Teşekkür ediyoruz biz. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki seneye yine bekleriz. İnşallah, inşallah seneye görüşmek üzere efendim. Kolay gelsin size, hayırlı görevler. Size de. Sevgili Çayırçıman Geze Geze izleyenleri, bizden bu haftalık bu kadar. Umarım yine sizi eğlendirmişizdir. Haftaya başka bir Çayırçıman Geze Geze programıyla görüşmek umuduyla hoşçakalın. Dolap sisteminde kusursuz arayanların adresi Göksun Çelik. Düşük maliyetleri, akıllı iş çözümleri projelendiriyor ve arşiv sistemlerinize yeni çözümler getirmeye devam ediyoruz. Kompakt arşiv dolabı, dosya dolabı, kütüphane dosya grupları, klasör dolap grupları, soyunma dolabı grupları, kitaplık grupları, hastane ekipmanları ve sayamadığımız çok sayıda dolap çeşitleriyle sizlerin hizmetindeyiz. Göktuğ Çelik'e uğrayın, memnuniyeti maksimumda yaşayın. Göktuğ Çelik, Çayır Çimen Geze Geze'yi sundu.